Merhaba arkadaşlar, Hava'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle yeleklerinizde, süveterlerinizde kullanabileceğiniz harika bir çift mil örgü modeli göstereceğim. Evet, modelimizin ismi kahve çekirdeği modeli. Gerçekten çift mil örgülerinde çok güzel duruyor. Şöyle ben biraz başladım arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen yapımını göstereyim. Fakat modeli başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle modelimiz 3 artı 2, 3 artı 2, 3 artı 2 diye ilerliyor. Yani ona göre kaç tane yapacaksanız o şekilde yapın. Altına şu an ben diziyorum. Kenarda bir tane ilmeğim kalacak. 3. Yani şöyle 28 tane falan ilmek atacağız bu şekilde. Evet. Bu şekilde çift şişimin üzerine ilmeklerimizi atalım. 28 tane atacağım ben. Birer tane de yanlarda olacak. 30 ilmek atayım, gelin ben arkadaşlar. Evet, 30 ilmeğimi attım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şimdi bu sıramızı şöyle şişten birini çektim ve bir sıra haroş öreceğiz arkadaşlar. Yani ters örgü öreceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi, ilk başlangıç olduğu için örüyorum. Daha sonra bir sırayı haroş öreceğiz. Siz yapacağınız modele göre lastik üzerine başlayabilirsiniz. Hani lastik örüp başlayabilirsiniz. İsterseniz direkt modeli başlayabilirsiniz. O tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Bu modelde arkadaşlar öyle bir şey ki hani arasını bir koyabilirsiniz, iki koyabilirsiniz, üç, dört koyabilirsiniz. Hani modelimizi kurunca zaten anlayacaksınız. Modelimiz her yerde de kullanılabilir. Yeleklerde, süveterlerde, kazaklarda. Evet, bu sıramızı haroşa örelim. Evet, ben bir sıra daha haroşa ördüm arkadaşlar. Şöyle alt lastik gibi dursun diye. Şimdi burada modelimize başlayacağız artık. İlk ilmeğimizi örmeden kenardan aldım. Şimdi 3 tane düz örgü örüyoruz. 2 3 2 tane ters örgü. İçten alıyoruz bu şekilde. 3 tane düz örgü. 2 tane ters örgü. Yani 3 düz, 2 ters. Bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Üç ters. Pardon, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters diyerekten bu sıramızı bitiriyoruz. Evet. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Diğer bir sıramızda tersi ters, düzü düz işleyeceğiz. Yani iki ters, yani iki düz,
3 ters. Bu sıramızda böyle oluyor. 2 düz. Yani tersi tersten, düzü düzden işleyelim. Gelelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ters ters, düz düz işledik. Şimdi bu sırada modelimizi koyacağız. Baş ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu kenar ilmeğimiz oluyor. Şimdi 1, 2, 3. ilmeğimizi aldık. 2 ilmeğimizin üzerinden bu şekilde geçireceğiz. Evet. 3. ilmeğimizi, 2 ilmeğimizi içerisinden geçirdik. Şimdi ilmeğimizi işledik. Bir tane üstüne aldık. Yani bir tane daha düz işledik. Şimdi tersleri 2 tane örüyoruz. Bu 1, 2, 3. ilmeğimizi bu şekilde 2 ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi 2 ilmeğimizin üzerinden geçti. Şimdi bu ilmeğimizi ters işliyoruz. Bir tane çoğaltıyoruz. Bir tane daha ters işliyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle hemen ters örgülerimi ördüm. Aradaki 2 tane. Dediğim gibi bu arayı ister 1, ister 3, ister 5 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Örneğimiz burada oluşuyor. 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Sondaki 3. ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra ters örgü ördüm. Bir tane çoğaltıyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Yani burada aldığımız ilmeği burada yerine koymuş oluyoruz. Hemen ters örgülerimi ördüm aradaki. Bu sondaki ilmeğimizi, 3 tane düz ilmeğimizin en sondaki ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üzerinden geçirip bu şekilde baştaki ilmeğimizi ters ördüm. Bir tane çoğalttım. Bir tane ters ördüm. Pardon, düz ördüm arkadaşlar. Hemen 2 tane ters ördüm. Bir daha göstereyim. Zaten son arkadaşlar. Bu şekilde üzerinden attım. Ters ördüm. Bir çoğalttım. Bir daha ters ördüm. 2 tane ters örgümü de ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğimle birlikte. Şimdi arkadaşlar tersine geldiğimizde tersi tersten, düzü düzden öreceğiz arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde gidecek. Hani ters gelene ters, düz gelene düz işleyip gelelim. Evet, tersi ters, düzü düz işleyelim. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Tersi ters, düzü düz işledik, geldik. Hemen çeviriyoruz modelimizi. Bu sırada da arkadaşlar tersi ters, düzü düz işleyeceğiz. Aynı devam edeceğiz. Yani 3 sıra bir işlem yapmadan ters geleni ters, düz geleni düz işleyip geleceğiz arkadaşlar. 3 sırada bir model konuyor çünkü bu modelde. Ters geleni ters, düz geleni düz işleyin. Evet, sıra başına kadar geleyim ben. Evet, bir sonraki sıraya böyle geldim, geçtim. Burayda az önceki gibi tersi ters, düzü düz işleyeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Ters gelen ilmeklerimizi, ters, düz gelen ilmeklerimizi de düz alıp sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Yani bu üçüncü sıramız olacak. Hani model koymada 3 sırada bir model koyuyoruz. O şekilde takip edebilirsiniz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi birinci modelim oluştu.
Şimdi hemen ikinci modelimizi de koyacağız. 3 sırayı işledik. Tersi tersten düzü düzden işledik bu şekilde. Şimdi baştaki ilmeğimi hemen boş alıyorum. 3 tane düz ilmeğimizden sondaki ilmeğimizi bu iki ilmeğin üzerinden bu şekilde geçirdim. İlk ilmeğimi düz işledim. Bir tane çoğalttım. Öbür ilmeğimi de düz işledim. 2 tane ilmeğimi ters işledim. Bu aradaki yürüttüğümüz ilmekler. 3 tane düz ilmeğimden sondakini aldım. 2 ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçirdim. Şöyle. İlk ilmeğimi düz işledim. Bir tane çoğalttım. Öbür ilmeğimi de düz işledim arkadaşlar. Hemen aradaki iki tane haroşemi örüyorum. Sondaki 3 tane düz olan ilmeğimin sondakini 2 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Birinciyi düz işledim. Bir tane çoğalttım. Bir tane daha düz işledim. Haroşeyi örüyorum. İyice gösteriyorum ki arkadaşlar. Sizler de kolaylıkla yapın diye. Sondaki ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Düz işledim. Bir adet çoğalttım. Öbürünü de düz işledim. Haroşeyi de işledim. Sondaki ilmeğimizi bütün ilmeklerimin üzerinden geçiriyorum. Düz işledim. Bir çoğalttım. Bir tane daha düz işledim. Haroşa örgülerimi de ördüm. Evet arkadaşlar. Modelimizi kurduk. Şimdi 3 sıra tersi tersten düzü düzden işleyelim. Videoda fazla uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Mesela ters geleni ters, düz geleni düz işleyelim. 3 sıra bu şekilde işleyelim gelelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ikinci modelimde gördüm. Model büyüdükçe de kendini belli ediyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben biraz ilerleteyim. Daha da ayrıntılı olsun. Aynı tarif ettiğim gibi 3 sırada bir modelimizi koyuyoruz. Arayı da isterseniz 2, isterseniz 1, isterseniz 5, 3. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Modelimiz bu. Arası size kalmış. Ben birkaç tane daha öreyim. Daha sonra görüşürüz. Evet, modelimi ben biraz daha ilerlettim. Gördüğünüz gibi çok çok güzel duruyor arkadaşlar. Harika bir model. İster yelekte, ister süveterde, ister kazakta, hani her yere uygulayabileceğiniz, küçük çocuğa da, büyük insana da uygulayabileceğiniz harika bir model. Evet, beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, destek amaçlı abone olursanız da çok çok sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.